Kanal 23 ekranlarına, Paragraf programına hoş geldiniz sayın seyirciler. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bugün Paragraf'ta çok önemli ve özel bir konuğu ağırlıyoruz. Eski Elazığ Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü Yardımcısı ve yine Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilk basın sözcüsü görevini yürüten Sayın Feyzullah Arslan bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hem hoş bulduk. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Kanal 23'e çok teşekkür ediyorum. İki günden beri Elazığ'dayım. Ama Elazığlı vatandaşlarımızı göremedik, sevdiğimiz, saydığımız ve görmek istediğimiz. Sizin vasıtanızla tüm Elazığlı dostlara, arkadaşlara, gakkoşlara selam, sevgi ve saygılar diliyorum. Her şeyi gönüllerince olsun diyorum ve beni de çağırdınız. Çok teşekkür ediyorum Kanal 23'e ve Sayın Arif Çakmak'a ve tüm yöneticilerinize. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz davetimize icabet ettiğiniz için. Efendim biz sadece bu yaptığınız görevlerin bir kısmını aslında girişte vatandaşlarımıza, izleyicilerimize aktardık ama bunun çok daha fazlası var. Onu da konuşacağız. Ama bugün tam bundan 25 yıl önce Elazığ'da başlattığınız bıçağı bırak, kalemi al, eline kalemi al projesinin tekrar 25 yıl sonra gündeme gelmesi aslında biraz önemli. Ve bu proje Elazığ'dan doğdu ama bugün Almanya'da da bu projenin başladığını biliyoruz. Öncelikle soralım, bu projenin 25 yıl sonra bu şekilde gündeme gelmesi projenin yaratıcısı olarak sizlere ne ifade ediyor? Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir olaya parmak bastınız. Öncelikle bu sorunuzdan dolayı sağ olun. Evet doğru, 25 yıl önce Elazığ'da 1999'da bu kampanya başlatılmıştı. Ama 23 yıl önce de ben buradan Kocaeli Emniyetine tayin olmuşum 2001'de. Hı hı. Dolayısıyla kampanyanın 25. yılı, benim gidişimin de 23. yılı, Elazığ'ın plakası. Onu da hatırlatalım. Kanal yani 2001'de Kocaeli. Evet, 25 yıl önce ben buraya 1998'de Elazığ Emniyet Müdürü olduğumda, ki o zamanki yöneticilerimizi sağlıkla anıyorum, Vali Lütfullah Bilgin, belediye başkanımız rahmetli oldu Hamza Yanılmaz Bey, Başsavcı Behiç Şahin, Hamza Doğuş Milli Eğitim Müdürü ve daha birçok yetkililerle birlikte görev yaptık. Jandarma Komutanı Süleyman Yüksel, Gazeteciler Cemiyet Başkanı da Fırat Havzası ve Dettin Keleşçumar ve birçok arkadaşlar. O zamanlar Elazığ'ın sorunlarını masaya yatırdığımızda Elazığ doğudaki batı çok asayişi düzgün bir kent ama ufacık olaylar da olsa problem gibi gözüküyor. O nedenle Elazığ'da en çok olan olay bıçakla yaralama hadiseleriydi. İncelediğimizde baktık ki gençler arasında olan bir hadise. Nedenini araştırdığımızda, ben birazcık da çok meslekliyim, ben hukukçuyum, psikoloji, sosyoloji anlarım, eğitimciyim, öğretmenim, işletmeciyim, kamyoncuyum. Bütün bunlara yatırıp birlikte değerlendirdiğimizde anladık ki gençler bıçak taşıyor. Öyle bir alışkanlık var. Oysa ki gençlerin bıçak taşıması gereken bir şey yok. Yani ilkokul, ortaokul, lise çocuğunun ne gerek var? O olayı, bıçak taşımak da yasak değil ama taşımazsa olmayacağını kızdıran duygusal hareket için bıçaklıyor. O çerçevede oturduk, bir kararlara vardık ve dedi ki biz bir kampanya düzenelim. Bıçağı bırak, kalem al, güvenliğe haber sal, huzura haber sal, mutluluğa haber sal. Ve bu çerçevede bütün kurumlarla, kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle birlikte Emniyet Müdürlüğü, valimizin de ilk Emniyet Komisyonu'nda karar olarak Elazığ'da Güvenlik Huzur Yılı başlangıcı çerçevesinde 2000 polis teşkilatında 155. kuruluş yılında milenyum. Ona hazırlık çerçevesinde bu olayları azaltmak için bıçağı bırak kalemi al diye bir kampanya düzenledik. Hatta bu konuda şiirler yazdık, yazılar yazdık. Ve standlar kurduk şehrin çeşitli yerlerine. Kalem bıçak taşımak cehaletin, kalem taşımak bilimin göstergesidir. Bıçağı bırak kalem al, kalem bıçaktan keskindir. Bıçağı bırak, kalem al, mutluluğa, huzura, güvenliğe haber saldırı. Ve bu çerçevede emniyet teşkilatı ve diğer tüm kurum kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri birlikte hareket ettiğimizde baktık ki tuttu. Çocuklar böyle sıraya geçip bıçakları teslim ediyor, kalem alıyor. Ve öyle bir hale geldi ki evdeki ekmek bıçaklarını getirecek hale gelince biz kampanyayı bırakmaya düşünürken sağ olsun ki burada da sevgiyle anıyorum. Bedrettin Keleşçumur, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyet Başkanı'ydı. Dedi ki o zaman ya Sayın Müdürüm bunu biz Gazeteciler Cemiyet olarak devam ettirelim. Ve onlar aldı. Huzura Çıkan Yol Elazığ diye de bir kitap çıkardılar, hı hı, o konuda. Ha nereden gündeme geldi bugünlerde? Geçenlerde yine Elazığ'da bir arkadaş Almanya'dan bana yazıyor. Diyor ki müdürüm ben diyor Almanya'da yaşıyorum. Sizin bıçağı bırak kalem al kampanyanın sırasında Elazığ'da ortaokulda
okuyordum, size bıçak teslim etmiştik. Ama diyor şimdi Almanya'da yayını gönderdi. Almanca bir yayın var. Diyor ki Almanya'da bıçaklarını teslim edenlere bir yıl sosyal medyada bilmem ne üyeliği veriliyor diyor. Dijital platform üyeliği. Evet. Ve bana ilanı gönderince hayret, Almanya Emniyet Teşkilatı ve bütün kurumlar destekliyor. Bir sosyal medya üyeliğini veriyorlarmış. Ve o yayını da görecek, çok da hoşuma gitti. Ve bunu da arkadaşlarla paylaştım falan derken gündem oturdu. Ama bir ötesini anlatayım. Ben yıllar önce Danimarka Emniyet Müşavirim, Antalya Emniyet'e gittim. 2009-2012 yıllarında. Almanya'nın Hamburg şehrine gittim. Orada gezerken bir baktım, caddenin ortasında bir belediye otobüsü acı bir fren yaptı, durdu, garç kurç, el fren çekti, geldi. Müdürüm sen hoş gelmişsin dedi. Hayırdır dedi ki, müdürüm ben Elazığlıyım. Sen dedi orada müdürken ben dedi lisedeydim, bıçağı bırakalım ama kampanyasına katıldık biz falan. Yani Almanya'da yine onlardan birisi. Almanya'nın hakikaten bu ilanını göndermiş. Ben de çok hoşuma gitti. Çeyrek asır önce, 1999, sene 2024. Yani Elazığlı gazetecilerin, sivil toplum örgütlerinin, emniyet teşkilatının ve tüm kurum kuruluşların 25 yıl önce başlattığı bir kampanyayı bugün Almanya başlatıyor. Ki demek ki Elazığ basını da, vatandaşı da, polisi de oradan önde diyor. Önde, biraz kesinlikle. Hava vereyim. Burada da rahmetli anayım bu Mehmet Topal gazeteci. Rahmetli anıyoruz. Yıllar önce yine ben Elazığ'dayken, Elazığ'da 2001 yılında trafik eğitim kampanyası başlatmıştık. Dedik ki Elazığ'da 2001 trafikte tedbir, uyanlara takdir, uyumayanlara tektir, takdirin kaynağı eğitimdir diye. Ve trafik kurallarına uyun diye bir kampanya başlattık. Ve o çerçevede ben de trafik tiyatrosu yazdım. Önceki adı Söz mü, sonraki adı Ehliyet Senleyine, Dönçin Asevine. Evet. Bunu da polis tiyatrosu kurup her ile, her mahallede oynattık. Oyunun sonunda herkes ayağa kalksın. Kırmızıda geçmeyeceğime, hatalı solanma yapmayacağıma, emniyet şeridini kullanacağıma, işte emniyet kemeri bağlayacağıma, söz mü, söz deyip oturuyorduk. Diyorlar ki biz emniyetçilere söz verdik, kurallara uyacağız. Ha bu nereden çıktı? Elazığ'ın çok güzel bir yol yemez hikayesi var. Daha ötesi, Elazığ'da insanlara daha iyi hizmet etmek, kurallara uyusun diye bayan trafik polislerini kavşaklara vermiştik. Bayan görevliler de kurallara uyulmayınca tabii biraz daha sinirleniyor, çabuk hassas. Bir gün bayanın birisi geldi polisimize, müdürüm ne olur beni o kavşaktan aldı. Dedim ki neden? Müdürüm dedi kırmızıda geçeni gördüm. Durdurdum. Kırmızı ışığı görmedin mi? Niye geçiyorsun diye sordum da. Dedi ki diyorum memura hanım kusura bakma. Kırmızıyı gördüm de seni görmedim. Yani bu yani. Güzellik. Tabii Elazığ'ın bir güzelliği, özelliği insanlara, polislere daha güzele sevk ediyor. İşte o çerçevede bıçağı bırak kalem al kampanyası hakikaten gençlerin bıçak taşıma alışkanlığını giderilmek için yapılan bir hizmetti. Bıçağı bırak kalem aldık. Ben de o çerçevede kalem aldım. O günden beri 10 tane kitap yazdım. Evet. Madem ki dik böyle, hatta bugün bir arkadaşla ziyaret ederken Levent Hazardağlı ile görüştüm. Salim Hazardağlı İlkokulu'nda benim bir akrabam, hatta bu Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın bacısı öğretmendi o. Bıçağı bırak kalem al kampanyasının logosunu okulun duvarına tavanına asmışlardı. Bıçağı bırak kalem al, kalem bıçaktan keskindir. Ama ne yazık ki okul yenilenmiş. O büyük logo ne oldu bilmiyorum. İnşallah onu okulun müdürü, Milli Eğitim Müdürü bulur, oraya yazlar. İnşallah. Yani bütün okulların, bütün öğrencilerin el birliğiyle yaptığı bir olay bugün Almanya'da gündeme geliyor. Ben tüm Elazığlılara, tüm emeği geçenleri, o günkü öğrencileri katılanlara kutluyorum. Bugün onların çoğu, birçoğu bürokrat. Hatta geçen yıl Elazığ'dan giderken uçakta bir arkadaşla karşılaştık. Geldi müdürüm, selam, aleyküm selam. Dedi ki ben Ankara Üniversitesi'nin genel sekreteriyim, Elazığlıyım ve bıçağı bırak kalem al kampanyasında size bıçak teslim etmiştik. Belki etmeselik başımıza bela gelir diyor. Bunlar güzellik. O nedenle ben buna emeği geçenlere, gündeme getirenlere ve bugün de bunu konuşturanlara çok teşekkür ediyorum. Efendim bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Şimdi baktığınız zaman şimdi emniyetin o dönem için de konuşmuş olalım. O dönem Elazığ'daki asayiş ve güvenliğin sağlanması noktasındaki tepedeki isim sizsiniz. Ama siz bir yandan bunu sağlarken bir yandan toplum sosyolojisiyle de bir araya gelip eksikliği görüp ve bu eksikliğin giderilmesi noktasında nasıl bir çalışma yapılabilir düşünerek ve bunun da en iyi yolunun eğitim olduğunu vurgulayarak böyle bir çalışma başlatmışsınız. Belki tırnak içinde söyleyeyim, tabii ki emniyetimiz çok güçlü şu anda Elazığ olsun Türkiye olarak ama keşke bu ve benzeri çalışmalar günümüzde güncellenerek de daha fazla yapılsa. Elbette ki yapılıyor ama İşte
konuşacağız programın sonuna doğru. Toplumda bir tahammülsüzlük var ve bu da asayiş ve güvenliğimizin zarara uğramasına neden oluyor. Bunu da konuşacağız ama şimdi Elazığlı olmamanıza rağmen birçok insan sizi Elazığlı biliyor ve bizler de sizi Fahri Elazığlı olarak zaten görüyoruz. Evet, burada görev yaptınız, sonra başka yerlerde görev yaptınız ama Elazığ'la bağlarınızı koparmıyorsunuz. Her fırsat buldukça da geliyorsunuz. Bir Elazığlı gibi geziyorsunuz, dostluklarınız var, arkadaşlıklarınız var. Elazığ'ı nasıl değerlendiriyorsunuz bu noktada? Şimdi tabii beni kamuoyu Elazığlı biliyor. Herkes Elazığlı biliyor. Aslında ben Sivas Gürün'lüyüm ama Gürün çok yakın, yakın buraya. Elazığların batıya giderken Ankara'ya, İstanbul'a uğradığı bir yer. Dolayısıyla Gürün Elazığ benzerliği var. Ondan dolayı bir de emniyet teşkilatının zorluğu var. Emniyet teşkilatı mensupları biraz değişti şimdi ama kendi memleketinde çalışamaz. Eşinin kayıtlı olduğu memleketinde çalışamaz. Oraya sınır olan yerlerde bile çalışamazdı benim zamanımda. Dolayısıyla ben memleketimde 7 yaşına kadar kalmışım. Ondan sonra okullardan dolayı ayrılmışım. 14 yaşında polis kolejine girdim. Ben Sivas'ı, Gürün'ü çok bilmem. Hayatımda en çok kaldığım yer de Elazığ. Devamlı kaldım. Şimdi Antalya'da kalıyorum. Emekliyim ama biraz da çok çabuk tayin olan bir kişiyim. Neden bilmiyorum. Çok çabuk tayin ediyordu beni ama hızlı yaşa, genç öl, cesedin yakışır olsun diyemedir. Hızlı hareket ediyorum. Şimdi Elazığ'da kendi memleketime en yakın yer, çalıştığım yer Elazığ'dı. Ve ilk emniyet müdürü olduğum yer de Elazığ'da 1998'de. Ve o zaman gençtim de. Elazığ'da devletine, milletine bağlı, sosyal sorumluluklarını bilen, yani insani değerleri yüksek olan doğudaki batı, doğuda ama batı gibi hareketten Huzur Adası, denize olan, Hazar Denizi olan, Hazar Gölü olan bir yer. Güzel bir yer. O zaman burada insanlar da kurallara uyuyorsa, iyi şeyleri dinliyor, kötüyü atıyorsa ve de işbirliği yapıyorsa, sosyal sorumluluğu yüksekse ve ben şunu hep kullanıyorum, ortak akıl ve ortak gücü kullanan yer. Hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı değiliz. Hiçbirimiz hepimiz kadar da güçlüyüz. O halde ortak akıl ve ortak güçle çözülemeyecek olay da yok. O felsefeden hareketle ortak akıl, ortak güçle bir takım projeler üretildi. Şimdi de yapılıyor. Hatta bugün Sayın Valimizi ve Emniyet Müdürümüzü ziyaret ettim. Onların da selamlarını ileteyim. Yani iyi dileklerini ileteyim ve canla başla çalıştıklarını gördüm. Hakikaten de başarılılar. Daha da başarılı olsunlar dileğimiz. Ama şimdi niçin Elazığlı sanıyorlar, niçin sizi unutmuyorlar, niçin burayı unutmuyorsunuz derken memleketime en yakın yer, en çok çalıştığım yer, verimli olduğum yer. Efsane artık müdür olarak anılıyorsunuz. Özdeşleştiğim bir yer. Ben buraya niye geldim dün? Elazığlı, polis olmasında katkım olan ve şimdi komiser olan, Malatya'da basın protokol şube müdürü yapan bir komiser arkadaşı düğününe geldim. Çocukluğunu biliyoruz, gençliğini biliyoruz, her neyse. Nasılsa adli tatil, şu anda ben avukatım, Antalya'dayım, emekliyim ve avukatlık, arabuluculuk, uzlaşmanlık yapıyorum. Boş bir zamanda davete de icabet ettik, Gürün'e de gelmiş olduk. Gelmişken de sizlere gördük, bak ne kadar güzel gündeme gidiyoruz. O nedenle şimdi kamuoyu beni Elazığlı biliyor, niye? Elazığ'da tanıdılar. Elazığ'daki hizmetler, toplum destekli, polislik gündeme gelmişti, tanıdık. Elazığ'dan sonra ben 2001 yılında çok hızlı bir geçişle Kocaeli'ye istemediğim bir halde gittim burada. Orada 4-5 ay kaldıktan sonra Emniyet Genel Müdürü yardımcılığına atandım. Orada da Emniyet Genel Müdürü sözcülüğünü kurdum. Ha, o da niye? Ben biraz çok meslekliyim. Ben 14 yaşında polis kolejine girdiğimde geç gelmiştim okula. 2 ay geç geldim. Öğretmen okuluna ayrılıp geldim. Geç geldiğim için kuralları öğrenememişim. Okula geldiğim günün 2 saat sonra beni yanlış tuvalete gittim diye niye buraya geldim diye dövdüler. Tokat attılar. Bana tokat atan niye vuruyorsun diye karşı geldiğimde, ben de vurduğumda. Meğerse orası üst sınıfların tuvaletiymiş, gidilmezmiş. Ben vurdum diye olay oldu. Sen nasılsın, üstüne karşı gelirsin. Ama ben bilmiyorum, eğitimi görmemişim. Benden önceki de görmüş. O yüzden bana demişlerdi ki senden polis olmaz, sen meslekten atılırsan pavyon fedai sorusu dedi. O 14 yaşta beni etkilediği için ya ola ki atarlarsa bir mesleğim olsun diye hukuka girmek için 5. fakülte zor girdim ama hepsini de bitirdim. Evet. Bundan dolayı çok meslekli olduk. O çok meslekli olmanın da eğitim dedin ya. Her türlü güzelliğin kaynağı eğitimdir. Kesinlikle. Evdeki başarı, işteki başarı, meslekteki başarı, buradaki başarı eğitimle ilgili. Ama eğitim illa okula gitmek değil, öğrenmek. Öğrenmenin de yaşı yokmuş. O çerçevede eğitimi kullanarak, insanlarla ilişkide bulunarak ve halkla ilişkileri geliştirerek başarılı olduk. İletişimsizlik kavga sebebi. İletişimin çokluğu da kavgayı azaltan. Ben iletişim fakültesinde hocalık yapıyorum Akdeniz Üniversitesi'nde. Bir gün iletişim fakültesinin önünde kavga var. Bu halimiz de var. Ne kavga ediyorsun? Lakin polisim tuttu, biraz sert hareket ettim. Dedim ki ya kavga iletişimsizlik nedeniyle çıkar. İletişim olmamasından. Burası iletişim fakültesi. Kavga mı olur burada?
Vali ve dekan dedi ki ya ne kadar güzel bir söz buldun. Dolayısıyla iletişim eksikliğini de giderdik. Elazığ'da demiştik ki polis vatandaş el ele daha huzurlu günlere. Bize hep şikayete değil ziyarete de gelin. Sizden biriyiz sizin için varız. Size yardım edebilmemiz için lütfen bize yardımcı olun demiştik. Bir gün geceyi hiç unutmuyorum. Bir amca yaşlı. Şimdi ben de o amcayım yaşlıyım de. Nasıl? Karakola geliyor pijamayla. Polis diyor ki hayırdır ne işin var? sohbet etmeye geldim diyor. Yani bu halde mi? Evet diyor. Uyku tutmadı. Emniyet diyor ya bize hep şikayet edin, ziyarete de gelin. Uyku tutmadı, ziyarete geldim diyor sohbet etmeye. Bu güzellik, bu özelliği işte iletişim sayesinde kurduk ve onun için de güzellikler. Şimdi niye? Biraz önce dediniz ya. Şimdi yine üniversiteler çok iyi de insanlar çok değişti. Tahammülsüz oldu. Çok kolay erişilebilir oldu. Çok kolay bulur oldu. Bakın zor işleri yapan yok. Suriyeliler geldi neredeyse zor işleri onlar yapıyor. Şimdi insan internete başlıyor. Elif Doğan kimdir? Anında öğreniyor. Buraya Ankara kaç kilometre öğreniyor. Uçak bileti var mı öğreniyor. Otobüs kaç lira gidiyor öğreniyor. Kolay bulma yollarını buldu. İnsanlar sıkıntıya gelemiyor anında. Kolaya ulaştığı için zoru anında hemen sertleşiyor. Kavgaya dönüşüyor. Hı hı. O çerçevede şimdi yöneticilerin kusuru yok da insanlar, gençler veya yeni yetişenler çok tahammülü değil. Benim eğitimciliğim de var. Ondan dolayı biliyorum. O zaman diyorum ki bir memleketin kanunları ne kadar iyi olursa olsun, kuralları ne kadar iyi olursa olsun, kaideleri ne kadar iyi olursa olsun, onu uygulayan insanlar iyi olmadığı sürece iyi sonuçlar elde edilemez. Ve bu da tabii ki eğitimden geçiyor. Tabii ekonominin de etkisi var ama tabii birazcık da Elazığ'ın bu deprem çok etkiledi. Şimdi eski Elazığ'ı ben göremiyorum. Yani benim gezdiğim yerler Gazi Caddesi şu bu değişmiş başka caddelere kaymış. Dolayısıyla alışkanlıkları bitiyor. Eski dostların her birisi bir kimileri bu dünyadan göçüyor, kimileri yerinden göçüyor. Ve de yani eski bağını çok kuramıyoruz ama asıl mesele çok bedavacı olduk, çok hazırcı olduk. Bu yetişim güzel ama hazıra alışmak da kötü. Onun için ben bilgi işimcisi, benim aklımdaki Feyzullah Aslan'ı basıyorsun internete, buluyorsun ama bir de işe dostum sor, bir de araştır. Yani ben gazeteyi, internet gazeteciliğini çok sevemiyorum. Elime değmeden gazete, çok o tadı alamıyorum yani. Problem orada. Ben de kitap noktasında mesela dijital kitaplardansa elime alıp o kağıt kokusunu hissetmem lazım. Evet. Mesela. Peki efendim şimdi aslında siz o dönemlerde de devletin en önemli kolluk kuvvetinin sıcak yüzünü de göstermişsiniz vatandaşlara. Açmışsınız bir nevi kollarını. Şimdi bir yandan çok önemli görevler devam ederken bir yandan da yazarlık işte tiyatro oyunları başladı. İşte 5 fakülte ve 2 master çok önemli bir şey. İşte bugün avukatlık yapıyorsunuz, iletişim fakültesinde derslere giriyorsunuz. Ama özellikle devlet tiyatrosu repertuarına girmiş oyununuz da var ve hala oynanıyor ki çok önemlidir devlet tiyatrosu. Böyle repertuarına her oyunu alıp da oynamaz ve oynatmaz. Ama siz yazdığınız oyunla devlet tiyatrosunun repertuarına da girdiniz. Feyzullah Arslan Tiyatroları Hayatımız Tiyatro isimli kitapta 3 tiyatro oyunu var. Ve bunlardan biri de hala oynanıyor devlet tiyatrosu tarafından. Yine çocuklar ve Atlar ve yine çocuklar için çocuklar trafik kurallarını öğreniyor isimli kitaplarınız var. Bunların dışında da bir sürü kitabınız var. Bu kadar önemli görevlerde bulunurken bir yandan hem eğitim hayatı devam ediyor, hem yazarlık başlıyor ve devam ediyor. Aynı zamanda bir aileniz var. Onlara da vakit ayırmanız gerekiyor. Tüm bunlar nasıl oldu? Sizi yazmaya iten nedenler neydi? Şimdi tabii çok güzel. Bilgi ve sevgi paylaştıkça çoğalırmış. Dertler de paylaştıkça azalırmış. Senin bildiğin sende kalırsa bir anlamı yok. Ama sendeki bilgi bana, bendeki bilgi sana verirse senin iki bilgin benim iki bilgim olur. Ama bir elma var, sen bana verdin bir elmam, ben sana verdim bir elmam. Dolayısıyla bilgi ve sevgi paylaştıkça çoğalır. O halde bildiklerimi paylaşmam gerektiğine inananlardanım. Çok bilmeyi de arzu edenlerdenim. Ve bir takım şartlardan dolayı çok bilmeye yönlendim. Emniyet bölümünde bir takım olaylarla karşılaşıyorsunuz. Problemleri, sorunları görüyorsunuz. Nerede sorun var? Nerede problem var? Niye kavga çıkıyor? Niye çocuklar trafik kazasında ölüyor? Niye çocuklar kötü alışkanlıklar ediniyor? Niye aileler parçalanıyor? Niye kadın koca kavgası oluyor? Bunları yaşıyorsunuz. Bunların olmaması için de önlemler alıyorsunuz ama polisiye önlemlerle olmuyor. Biraz dediniz ya eğitim. Eğitim etkilerin kaynağı. Bu çocukları ve trafik kurallarını öğreniyor. Çocukları ve atlar. Eğitim dedik. Çocukları eğitmek lazım ki
kurallara uysun, trafik kuralına uysun, kırmızıda geçmesin. Eğitim de ağaç yaş iken eğilir. İşte bu çerçevede bildiklerimi paylaşmak için, ama Elazığ'da bıçağı bırak kalem aldık ya, kalemi bir aldık, mecburuz artık yazmak zorundayız. Ve tiyatroların özelliği şu, birisi trafik kazalarıyla ilgili. Elazığ'da 2001 trafikte tedbir demiştik. O halde trafik kazaları niçin oluyor, neden oluyor, bunların sebeplerini bulunacak. Olmaması için ne yapmak lazım, ne önlem almak lazım, onu Elazığ'da işte ehliyetmenin neyine dönsün, asevine. Kırmızıyı gördüm de seni görmeyeyim diyen sürücüden kaynaklı. Bir diğeri Gaziantep Emniyet Müdürlüğü yaptım ben, Antalya Emniyet Müdürlüğü yaptım, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü yaptım. Daha büyük şehirlerde, büyük şehir belediyelerinde çocukların kötü alışkanlıkların için bulaştığının sebebini araştırdığımda ailenin ilgisizliğinden kaynaklı. Öğretmenin okuldan değil. Aileler çocukların saldım çayıra, meyvam kayıra dediği anda bitiyor. Çocuklarınızı takip etmezseniz, onlara en iyi dost olmazsanız, onların dertlerini evlerinden çözeceğine onlara inandırmazsanız çözümü dışarıdan arıyor ve dışarıdan ararken de bir takım sıkıntılara, sorunlara gark oluyor. O çerçevede de çocukların niçin kötü alışkanlıklar, niçin sigaradan başlayıp üçlü kullanmaya kadar gittiğinin sebeplerini bulduk ve olmaması için neler gerekiyor bunu tiyatroya döktük ve bunun adı da yarınlara geç kalmadan diye. Ama yazdık, ama bunu devlet tiyatroluna gönderdim. Devlet tiyatrosu okudu, inceledi ve dedi ki repertuar alınsın. Bir başkası da yurt dışındayken ben Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya, Emniyet Müşavirliği yaptım. Orada da parçalanmış aileleri ve parçalanmış ailelerin çocuklarının çok büyük sorun yaşadığını gördüm. Sebebinin de aile içi şiddetten, ithal gelin ve ithal damatlardan kaynaklandığını gördüm. Oturdum onu da aile içi şiddeti anlatan bir dönüş hikayesi diye, yani mutlu olmak için başlangıç ve sonuçta kavgayla, boşanmayla sonuçlanan ve çocukların kötülüğünü gerektiren, geliştiren sorunları gördüm. Onları devlet tiyatrolarının repertuarına, daha doğrusu alıntıyla yazdım. Onları da havada kaptılar. Çok güzel bir şeydi. Ve üçü de devlet tiyatro repertuarında Ehliyetten Neyine Dön Şinasi Evine, ki Elazığ'da başlayışı söz müydü? Trafikomikti. Bu devlet tiyatrolarında oynadı bir sürü yerde. Yarınlara geç kalmadan diye çocukların kötü alışkanlıkla edinmemesi konusunda hala adına devlet tiyatrosu turnu olarak oynuyor ve buraya da geldi o. Çocukların kötü alışkanlık edinmemesi için. Hatta Cumhurbaşkanı'nın talimatı gereği, devlet tiyatrosu gereği bunu görev saydı ve bu oyun devamlı oynanacak diyor. Yani kendi konusunda bayağı önde. Yine aile şiddet konusu aynı konu, toplumun kanayan yarası, kadın destek programları falan. Dolayısıyla toplumun içinde hani bir sanat için sanat var, bir de toplum için sanat var. Toplum için sanatı sanatçı olmadan yaşayan birisi olarak, yaşayarak yazdık. Olay o. Kitaplar niye? İşte Elazığ'da çok güzel şeyler öğrendik. İnsani değerleri, şakası, gakkoşların birbirleriyle şakalaşması güzel şeyler. Elazığ fıkraları yazdık ama yaşanmışı da hiç unutmuyorum. Rahmetli, siz biraz önce dediniz ya, Kocaeli'de benim dayım var işte, gakko inşaat, biliyorum. Rahmetli Ramazan Emre. Yani bunu çok anlattın ama ben de onu Elazığ'dan tanıyorum. İşte Kocaeli'de inşaat müteahhitliği var. Bir gün bana emniyet binde geldi, dedi ki ya müdürüm çok yoruldum dedi. Niye dedim, ya sabah sana aşamadan aşağı çarşıyı gezdim dedi. Kafama göre bir ayakkabı bulamadım. Ya Ramazan Bey, kafana göre arsan zaten bulursun. Ayağına göre arayacaksın. Kafana göre şapka arar. O bir fıkra yani, bunları yazmak. Bunlardan da Elazığ fıkraları, Elazığ yaşantıları, Elazığ komiklikleri. Ama güzel, sevimli, sempatik şeyler. Ve bunu da çok sık paylaşıyorum. Geçenlerde diyorlar ki Elazığlılar güneş hızıyla, ışık hızıyla yaşıyor. Nasıl yan dedim. Harp buradan at beni diyor. İn aşağıya tut beni. Zanı nasıl yetişiyor diyor. Yetişiyor. Antalya'da parkta geliyorum şimdi. Antalya'da avukatım. Sabahları yürüyüş yapıyorum. Baktım orada şey, köpeklerinizi tasmasız gezdirmeyin diyor. Şimdi gerçi köpeklerin de hayvanlar gibi yasa çıktı. Onu biraz fıkraya yolladım ve tuttu Türkiye'de. Hemen onu gören Elazığlı Gakkoş gitmiş köpeğiyle birlikte bir tasma satan. Demiş ki, Gakkom demiş, köpeğime bir tasma verir misin? Nasıl olsun demiş. Kafana göre ver demiş. Ooo sen bana nasıl söylüyorsun diyor. Beni karakola olarak olam diyor. Ne dediysem diyor. Yani kafana göre ver demek. Yani düşüncene göre ver derken o da diyor sen köpeksin gibi. Dolayısıyla bunlardan yazma doğdu. Bu yine Elazığ güzelliği, yaşantı güzelliği. Dedim ya ben kendi memleketimde değil. Burada daha çok yaşadım. Niye? Kendim görev yapardım. Ha bir de gençlik çağımızdı, verimli çağımızdı ve çevrendeki insanlar iyiyse, sözden anlıyorsa, halden anlıyorsa, paylaşmasını biliyorsa daha güzel görebiliyorsun. Bir bu de güzelliklerden dolayı güzel şeyler doğdu. Ama şimdi yok mu? Şimdi çok daha fazlası var ama iletişim, bilişim çok hızlandığı için
çok ilginç şeyler oluyor. Yani bilişim sayesinde, iletişim sayesinde adam dolandırıcılıklar başladı, nelere başladı. Yani ilimi, bilimi, iletişimi iyiye kullanırsak çok güzel ama kötüye de kullanırsak çok feci sonuçlar çıkıyor. Çıkarıyor. Efendim bir de dediniz hani işte en verimli dönemimizdi, işte Elazığlılarla da paylaştık, Elazığlılar da paylaşmayı seviyor. Şunu da eklemek isteriz, siz çok daha iyi bilirsiniz. Elazığlılar, siz de başında söylediniz, devletine, milletine bağlı sevgisi asla tartışılmayan, askerini, polisini de çok seven ve değer veren bir toplum çoğu aslında. Çoğu da asker polis zaten. Evet, ondan dolayı da belki bir buraya her gelen güvenlik güçlerimizin asker, polis fark etmiyor, sahipleniyoruz. Bizden biriymiş gibi, bizim evimizde yaşayan biriymiş gibi davranıyoruz. Öyle bir diyalog, iletişim kuruyoruz. Belki de onun da büyük etkisi, katkısı tabii, vardır. Tabii bizden biri diyor ya, polis, Elazığ'da bir sürü polis asker var ama bir ötesi de Elazığ, ki yanlış anlaşılmasın, doğudaki batı diyorum ben. Yani buradan daha doğuya gittikçe olaylar da artıyor, iklim de değişiyor, verim de düşüyor, bir sürü problemler artıyor. Ama burası kötülüklerin durduruluğu, iyiliklerin başladığı bir sınır diye düşünüyorum. Ve eğitim seviyesi, ki Harput'ta bir Amerikalı diyor. Tabii. Harput kültürü var, geçmişte eğitim var. İnsanların birbirine bir bağımlılığı yer var. Elazığ, azizden, azizden, azıktan gelen azığı bir adı bol var. Ve geçmişi de çok güzel şeylerle dolu. Ha, bunu derken başka illerde alınmasın. Elbette ki güzel. Ama ben burada yaşadığım için anlatıyorum. Mesela bir Antalya'da turizmle ilgili. Ama onların değerleriyle turizmle Elazığ'ın değerleri biraz farklı. Onu hatta anlattım, dedim ki ben Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ndeyim. Elazığ'da bayramda misafirlerimiz gelsin diye sevinirler, birbirimizi göreceğiz diye. Rahmetli benim babam da bayram olsa da birbirimizi görsek derdik. Ama Antalya'da turizmde bayram olsun da millet gelsin de biraz kazansak diyorlar. Evet. Yani bakış açısı ve şey farkı var. Ama bu kötü mü? Değil. Ama buranaki bizim, biraz da bizim yaşlılara daha çok hitap eden maneviyatçılık, biraz da maddiyatçılıktan öte, o manevi değerler de daha kolay iyi bulduruyor diye düşünüyorum. Peki efendim, yazma da işi devam ediyor mu? Ediyor ama tabii o kadar hızlı değil. Niye? Birazcık şimdi ben dedim ya, emekli oldum. En sonunda ben emniyetçilikten sonra bakan müşavirliği, bilmem meclis başkanı müşavirliği yaptım. Akdeniz Üniversitesi'nde hukuk müşavirliği, hocalık yaptım ve şimdi avukatım. Avukatlığın yanında son zamanda Türkiye'de hukuk sistemi de değişti. Arabuluculuk, uzlaştırmacılık, bilirkişilik çok yaygınlaştı. Ben aynı zamanda arabulucuyum ve uzlaştırmacıyım. Hatta noterim ama noterlikte yapmadım. Bunlar da bir iş potansiyeli çıkarıyor. Tabii geçmişte çok da illerde emniyet müdürlüğü, emniyet amirliği, ilçe müdürlüğü yaptığımızdan, değişik yerle çalıştığımızdan bir takım, örneğin şimdi polis sınavları var. İnsanlar diyor ki polis sınavları ne yapalım, nasıl hareket edelim falan. Bir takım meşguliyetler arttığı için, biraz da emekli olduğumuz için daha az vakit bulabiliyorum. Niye? Daha çok sorunlar geliyor. Eski kadar güç elimde değil. Talimat verip de polise yaptıramıyorsun, kendin yapmak zorundasın. Dolayısıyla son 5 yıldan beri bir hayatımızı yazandık. O da benim bir valimin, sağlık versin Allah valimize, bayan vali vardı. Onun kocası Büyükeçi, Reha Aytaman, Lale Aytaman. Onun oğlu endüstri mühendisi, dedi ki abi kitaplarını okudum ama sen keşke kendi hayat hikayeni yazsan çok daha anlamlı rol model olursunuz diye. O yüzden artık kendimle ilgili 50 yıllık güneşlik hayat diye, 50 yıldan fazla emniyetten gazla, uğraşsazla sözle, yetin azla özle diye bir kitap başladık ama daha bitmedi. Onu inşallah bitireceğim. Orada tabii Elazığ da çok var. Örnek olaylar, insanlara ışık tutan ve onu okuyanların kendine pay çıkaracağı, daha iyi bulacağı bir takım örneklemelerle anlatmaya çalışıyorum ama inşallah onu bitiririz. Yani yazma ama çok güzel şey. Herkese tavsiye ediyorum. Hayatın veyahut da ölümün elimizden alamadığı tek şey yazdığımız anlarmış. Tabii. Hayat söz bitiyor, uçar yazı kalır. Geldik. Ama elimizden olmayan tek şey yazılı. Söz uçar yazı kalırmış. Onun için eli kalem tutan herkese yazmayı tavsiye ederim. Peki yeni tiyatro oyunu var mı? Ki tiyatro oyunu yazmak çok daha zordur. Nasıl? Tiyatro oyunu var mı kaleme aldığınız şimdi diye? O da şöyle, yaşadığımızdan. Çok zor çünkü. Yani il emniyet müdürlüğü, ben çok genç yaşta emniyetli oldum. Bir okullardan dolayı biraz erken terfi ettim. Sınıf arkadaşlarımdan 6 yıl erken terfi ettim. Yani master'dan, şuradan, buradan, kanundan şeyler aldık. Çok erken yaşta da yönetici olunca çok şey yaşıyorsunuz. Ben Türkiye'de en uzun süreli emniyetliliği yapan adamım. Emniyet teşkilatında 14 yaşında polis kolejine girdim. 17 yaşında polis oldum kazalı işte. Ve
60 yaşında emekli olmam gereken uzattım. Emniyet teşkilatı 60 yaşta, ben 63 yaşında emekli oldum. Hı hı. Ve çok erken yetkili olacak çok şey yaşadık. Bu yaşadıklarının sende kalmasının bir anlamı kalmıyor ki. Oradan ders çıkarıp önlem almak gerekiyor. İşte o yaşadıklarımızdan aldığımız önlemlerin başkaları tarafından da alınması için iletilmesi, nakledilmesi lazım. Biraz da iletişim konusunda ben biraz mahirim demeyeyim de istekliyim. Hı hı. O çerçevede emniyet sözcülüğü falan yaptık, onu kurduk. Yani eğer doğru haberi vermezsen, doğru bilgi vermezsen yanlış bilgi yayılıyor, bu sefer yanlışa giriyor. Bir olay olduğunda onunla ilgili açıklama yapmazsan herkes bir yaralıyı 15 yaralı diyor. Ama doğru ağızdan açıklama yaparsan millet inanıyor. O çerçevede de biz bildiklerimizi, gördüklerimizi ve kötü olayların bir daha olmaması nereye gerektiğini görüp yaşayıp anlattık. O da işe yarıyor diye düşünüyorum. Ama kitap okumak hayatmış. Yani okumak insanı yanlıştan kurtarıyor, yanlışlara önlem aldırıyor, yalnızlığını gideriyor, bilgi sahibi ediyor ve de geleceğe farklı bakmasını sağlıyor. İşte okunsun diye de yazıyoruz ama umarım okunuyordur. Şimdi benim lakabım Güldüren Polis. Google'dan Güldüren Polis diye bakarsanız, basarsanız çıkıyor. O da niye? Polisin telsiz konuşmalarını yazdım. Polis böyle acele hallerden çabuk geçeyim derken yanlış yapıyor. Bir gün örneğin 155 polis telsiz konuşmaları, bu benden sonra da moda oldu. Diyor ki mesela Ağan'la ilgili çok güzel şey. Ağan polise çok yakın, çok nüfusu az olan bir yer. Polis, karakol, lojmanlar aynı yerde. Bir gün kadıncağızın birisi telefon açıyor 155. Diyor ki alo diyor, polisin batma, evet. Oğlum çok yaramazlık yaptı torunum diyor. Şu an telefonda bağırır mısın diyor. Öbür başkasına diyor ki konuşmayı yeni öğreniyor. Telefonda bir alo der misin polis amdası falan. İşte. Öbür tarafta diyor kocam kapıyı kilitledi, getir, gelip şu kapıyı açar mısın falan. Bu güzellikleri de yazınca hem komikliklerimiz ortaya çıkıyor, hem yanlışlarımız ortaya çıkıyor. Hem de polisin de kendisi gibi bir insan olduğunu insanlar anlıyor. Benim hep dediğim o, sizden birisinin için varız diyorum ya. Polis hakikaten bir, yani özellikle Antalya turizm şehri, bir pankart asmıştım. Malum yerdeyiz, vatandaşın gönlündeyiz. Birileri dedi ki ya bizim gönlümüzde ne işin var? Arkadaş, senin başına bir olay geldiğinde kim haber vereceksin? Polise. O zaman hep gönlünde oluyor ki bir başına bir dert gelirse, problem gelirse çözümü için ben arayasın. Sonra Antalya Emniyetinden yurt dışına çıkarken belediye başkanı bana yazdı, Sayın Fethullah Aslan. Malum yerdesiniz, Antalya'nın gönlündesiniz. Çok teşekkürler. Güzel bir olaydı. Dolayısıyla bütün bunlar yazma, konuşma, iletişim, bugün burada sizinle konuşmak bile bir takım güzelliklere getiriyor. Adınız da güzel mesela, ben Elif diye bir arkadaşım var, hatta Elif Doğan. Ona derdim ki Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü, yaradanı sevdik yaradandan ötürü. Ya ne kadar güzel bir şey. Ama ben demedim, bunu başkaları dedi. Ama ben okuduğum için öğrendim. Dolayısıyla okumakla bir takım şeyler de kazanılıyor. Kesinlikle. Okumak için de birileri yazmalı. Kesinlikle. Yazmasanız ne okuyacaksın? Kaleminiz sizin de hep keskin olsun diyelim o zaman. Evet, evet. Ve devam edin lütfen yazmaya ve bunları bizlerle paylaşmaya. Peki efendim, şimdi tabii ki Elazığ anılarını anlattınız ama mesela Elazığ dendiğinde, Elazığ'da görev yaptığınız süre boyunca size çok ilginç gelen ya da sizi çok neşelendiren ya da çok üzen, hiç unutamadığınız anılarınız ya, var mı? Ya tabii çok var. Çoğunda kitaplarda yazdım. Şöyle bir anda aklıma gelmiyor ama mesela bir tanesini söyleyeyim. Çok anlattım. Bu çok Kadir Şinaslığını anlatan bir olay. Ben Elazığ'dayken vatandaşlarla sohbette, daha doğrusu polis okuluyla birlikte ev ziyaretleri başlattık. Polis okulu öğrencilerine hem staj olsun, hem vatandaşa gidip evlerinde dertlerini dinlerim, hem de dertlerine çözüm arayalım diye Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, valinin izni alarak ev ziyaretleri başlattık. Bu çerçevede evlere gidip vatandaşların dertlerini dinliyorduk. Polisten beklentisi, eksiği falan. O kadar ilginç şeyler çıktı ki ortaya, sayamayacağına kadar. Diyor ki amcam diyor asker kaçıyor, askere gitmiyor ama benim diyor işte sokağa çıkmama mani oluyor. Ya bak, bir tarafta asker kaçıyor, sokağa çıkma diyor, gezme diyor falan. Onların içerisinde bir de kapımız her zaman açık, bir gün hiç unutmuyorum. Vatandaşın birisi gece saat 2'de Keban şimdi yıkıldı, lojmanlarına gelmiş. Emniyet bile görüşeceğim diyor. Lojmanların girişinde de polis nöbetçiler var güvenlik olsun diye. Oradaki nöbetçi polisler diyor ki ya bu saatte diyor emniyet bile uyuyor, ne görüşeceksin? Hanlan diyor, bunun kapısı 24 saat açıktı. Haklı ya, ben kapımız her zaman açık gel deyince. Adam da biraz tabii sarhoş. Şimdi diyecekler ki sarhoşun ne işin var? Sarhoşun mektubu okunmaz ama biz okuyoruz. O da bizim vatandaşımız. Tabii bağırtı çağırtı olacak. Ben yukarı lojmanda duydum. Telefon açtım aşağıya. Dedim ki hayırdır, bağırtı gürültü ne? Sayın müdürüm, birisi sizinle görüşmek istiyor. O da sarhoş, alkolü dediler. Ama biz görüşemezsin diye bize akrar diyor. Tamam, geleni yapın dedim. Telefonu kapattım.
kapattım ama evde benim çoluk çocuk da yok. Şöyle eşim Ankara'da, çocuklar üniversite ve lisede okuyor. Arada bir gelip gidiyorlar. Uyku tutmadı. Sonra eşofmanlarım giydim, aşağı indim. Görünce müdürüm son hoş gelmişsin falan diye vatandaş sarıldı bana. Nedir olay dediğimde dedi ki ya bir ilk defa gidelim dedi, biraz felekten gece çalalım diye eğlenelim dedik dedi. Benim bütün paramı aldılar müdürüm dedi. Buraya gelecek dolmuş param yoktu dedi ya. Yürüyerek bir saatte zor geldim dedi. Kimdir şudur neyse ilgiliyi aradım. Tabii sarhoş ne diyeceksin. Git dedim, gereğini yapacaklar, fazla para verecekler. Unuttum gitti. Aradan 10-15 yıl geçti. Benim kızım evleniyor. Ankara'da Gölbaşı'na vilayetler evinde. Elazığ'da ziyaret davetliler var tabii. Girenlerin içinde birisi, o zaman valimiz, emniyet müdürümüz, işte birileri gelmişti Elazığ'da. Birisi müdürüm beni tanıdın mı dedi. Yok dedim, tanımadım. Ya ne tanımam müdürüm dedi ya. Hani ben de o fazla para alan adam var ya da hesabım. O benim. Tamam be, burada ne işin var? Lan koş adamsın dedi ya. Adam gibi adamsın. O gün benim işimi çözdün dedi ya. Ben de duydum dedi, Ankara dedim, geldim dedi. Senin düğününe gelinmez mi? Bu işte o vatan, hala kim olduğunu bilmiyorum. Ama vatandaşın kadir şinaslı, vefalı ve güzel örneklerini gösteriyor. Bu unutulmayan bir şey. Bunu anlattığımda insanlar diyor ki ya helal olsun be. Almanya'daki adam geliyor bana, müdürüm sen hoş gelmişsin diyor. Yine hiç unutmuyorum. Yine bir gün yurt dışında, sanıyorum Hamburg'da veya Frankfurt'ta görevli gitmiştim. Elazığ'da birisi duyuyor. Geldi beni buldu. Hatta kardeş de avukat Murat Erdoğan, Zafer Erdoğan sanıyorum. Dedi ki ya müdürüm ben seni misafir etmek istiyorum falan. Neyse kalktık gittik evine akşam. Almanya karakolu satmış, o satın almış karakolu. Elazığ Emniyetliği, şimdi millet bahçesi oldu, yıkıldı. Orayı ben mavi renge boyatmıştım. Karakolu almış, masmavi renge boyatmış. Nezaret odasında misafirhane yapmış. Beni ve eşimi nezaretinde misafir etti. Dedi ki bak Elazığ Emniyetliği'ne nezaret attım. Nezaret orası ama dayamış döşemiş. Ama Elazığ Emniyetliği'nin rengine evini boyamış. Almanya'da karakolda satın almış. Ne kadar güzel. Belediye satıyormuş, almış. Aynı renge boyatmış maviye. Misafirhane yapmış. Ev olarak kullanıyor. Elazığ'ın Emniyetliği burası diyor. Bu güzellikler. Buna benzer çok şey var ama Elazığ fıkraları diye yazdım. Yine bunu çok kullanıyorum. Bir gün kadıncağız belediye otobüsüne giderken arkasındaki uzun saçlı demiş, kızım demiş biraz öte git. Demiş ki ben kız değilim. Aa çağım demiş, genç yaşta dul mu kaldın? Bunlar uzun yaşlı saçlı erkek mi oluyor? Evet. Şimdi bunu yazmam da neyi yazayım? Evet. Çok güzel bir olay. Bir mesajı da paylaşmak isterim efendim sizinle. İsmini görüyorum lakin o da şu an polismiş. Belki istemeyebilir vermemizi. Yayından sonra size söyleyeyim ismini. Demiş ki Feyzullah müdürüm, Elazığ'da bıçağı bırak kalemi al kampanyası başlattığında ortaokul öğrencisiydim. Yıllar geçti, polis oldum ve müdürümle bir yerde karşılaştım. Çok duygulanmıştım. Selam ve saygılar demiş. Bizden de sevgiler. Ne kadar güzel. İyi ki bıçağını vermiş, kalem almış. Yoksa belki de polis olamazdı. Belki de. Ne kadar güzel ama öyle çok güzel şeyler var. Belki de. Ve Feyzullah müdürün o zamanki gördüğü şeylerini şimdi uyguluyor. Ben çok görüyorum böyle eskide. O bıçağı bırak kalemi al. 25 yıl önce o zaman 10 yaşında, 13 yaşında, şimdi 35 yaşında. 14 yaşında, 15 yaşında lise öğrencisi, şimdi 40 yaşında. Ve karşılaşıyorum, çok da mutlu oluyorum ama ne kadar güzel. Ama o 25 yıl önce işinde Almanya'da gördüklerinde, ondan helal olsun bizim Elazığ abi, ne kadar erken görmüş diyorum. Evet. Selam olsun o genç, bizi şey yapıyorsa, hatırlıyorsa. Ve hatta bazen öyle oluyor ki o kişilerle birlikte çalıştık. Elazığ'da. Geçenlerde çok ilginç bir hadise anlatayım. Şu anda Milas Emniyet Müdürü, adını bir anda unuttum. Bodrum'dan beni aradılar. Dediler ki burada bir ilçe emniyet var. Elazığ'da seni de tanıyor. Oktay çocuğun adı. Hayırdır nereden tanıyor falan derken verdi. Meğerse ben burada Elazığ emniyet müdürüyken polis kolej sınavına girmiş, kazanmış çocuk. O yıl benim oğlumu da gitsin istiyordum. Çok istemiyordu, Anadolu Üniversitesi'ndeydi. Ya oğlum gir kazan, gir kazan, gitme dedim. Girdi kazandı, neyse kayıt yaptırdık ama istemeye istemeye. Bir hafta sonra bıraktı okulu, polis kolejini benim oğlan. O onunla beraber okumuş. Şimdi Bodrum'da Emniyet Birliği'nde konu geçince beni tanıyan ama demiş ki ben demiş o emniyet birliğiyken koleje girdim. Oğlu benim sınıf arkadaşı aradı beni. Şimdi diyor ki müdürüm siz diyor bıçağı bırak kalem al kampanyası düzenlediniz ya diyor. Biz ortaokuldaydık. Geldik diyor, polis amcaları gördük. Ben polis koleje girmek odan aklıma geldi diyor. Ve şimdi Milas Emniyet Birliği pardon. Bodrum'dan oraya gitti. Mesaj atan aynı kişi de olabilir efendim. Olabilir mi? O olabilir. O kadar söyleyebilirim. Bilmiyorum şu anda. Ben size çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Önemli çalışmalar yaptınız. Sadece Elazığ'da değil, belki Elazığ, bilmiyorum tırnak içinde söyleyelim, belki bir mihenk taşıdır sizin için ama tabii ülkemizin çok değişik yerlerinde, yine yurt dışında
emniyetimizi ve bayrağımızı da aslında temsil ettiniz. Güvenliğimizi sağladınız ve yazın dünyasına da, tiyatro dünyasına da çok önemli eserler kazandırdınız ve aslında kalıcı hale geldiniz. Devamını diliyoruz. Yazılarınızın, kitaplarınızın, araya girebilir miyim? Çok özür dilerim. Bak yurt dışında, bak şimdi danca manca bence. Ben 2009 yılında Danimarka, İsveç, Finlandiya emniyet müşavir oldum. Oraya gittiğimde Elazığ'ın katkısını yurt dışında ve Türkiye'ye gördüm. Bak çok önemli bir örnek anlatayım. Burada Süryani Kilisesi var. Dün de gittim. Musa Dağ diye, Moşe Dağ diye bir papaz, rahip var. Ve onu burada kendi cemaatinden birisi darp etmişti. O darp eden kişiyle de biraz ben ilgilendim. Hatta biraz da ben bağırdım, çağırdım. O yaralanmıştı. Tedavi ettirdik. Jandarma komutanına söyleyerek askerlik yapan bir genel cerraha da tedavi ettirdik. Onunla ilgilenmemizi, burada Süryani Kilisesi'ne, Musa Dağ'la ilgilenmemizi İsveç'teki Süryaniler öğrenmiş. Onun yeğeni de İsveç'te papazmış. Joseph Dağ. Ve 15-20 gün sonra, o olaydan sonra birileri geldi beni ziyaret, dedi ki ben İsveç'teki bütün Süryanilerin ve rahiplerin adına geldim. Bizim papazımızla ilgilenmişsiniz, tedavi ettirmişsiniz. Size herkes teşekkür ediyor, saygılarını sunuyor. İyi sağ ol falan git. Kader beni 10-15 yıl sonra İsveç Emniyet Müşaviri yaptı. Ve benim oraya gittiğimi öğrenmişler. Ve bir gün büyükelçiliğe dediler ki Joseph Dağ diye birisi geldi. Sizinle görüşme geldi. O papazın yeğeni papaz. Dedi ki ben bütün rahipler adına geldim, İsveç'teki Süryan rahiplerin. Emrinizdeyiz. Stockholm'da 23 bin Süryani var. Hepsi emrinizde. Ve bu İsveç Södertalya şehrinde 23 bin Süryani. 3 tane de milletvekili var İsveç parlamentosunda. Roberto Halef, Mehmet Kerimov. Bir başkası daha vardı. Hatta o da Aliza Baylan, şey bakanıydı, enerji bakanı. Ve onlarla tanıştık falan. Öyle bir hale geldi ki büyükelçimiz bile benim onlarla o ilişkimizi, ya ne kadar güzel bir ilişki falan diyor ama ben burada onların Elazığ'da papazını tedavi ettirmişim. Ve ne dersem yapıyorlar. Bir gün İsveç'te Ermeni heykeli dikecekler. Ermeni mezalimi Türkiye ile ilgili. Büyükelçi beni aradı ki büyükelçiyi de burada saygılanıyorum. Cumhurbaşkanının Dergün Kot'ta geliniydi. Kocası da Finlandiya büyükelçisi. Gittim onlarla görüştüm ve İsveç'e Ermeni heykeli dikilmedi. Buradaki papazın yeğeninin beni tanıştırması sayesinde. Yurt dışında dediniz ya. Diplomatik başarı bile sağlamış. Ben bu kitapta da yazdım Papaz Joseph Dağ hesabı. Danca manca benciden. Yani iyilikler yurt dışında da kendini gösteriyor. Atalarımız ne demiş? İyilik et de deniz at, balık bilmezse alık bilir. Yani öyle. Bakın Elazığ'ın güzelliği, özelliği ta İsveç parlamentosunda Türkiye'nin aleyhine karar çıkmamasını sağlıyor. Diplomatik bu bir çok başarı güzel bir aslında. Bu çok, çok güzel bir olay. Evet. Ve burada sevgiyle anıyorum. Ve ben oraya gittim. Bugün Mardin valimiz de buradaymış. Ona da saygılarımı sunuyorum. Yine Cevdet Atay valimizin annesi ölmüş. Başsağlığına gittim. Onlar da gelmiş. Vali Bey'den duydum. O Södertalya şehrindeki Süryaniler geçen yıl İsveç'e gittiğimde Vali Bey'le görüşüyorlar. Burada da Emniyet Müdürü Fevzullah Bey var. Dedik, Vali Bey demez mi telefonda? Ben görüşeyim aldım. Dedi ki Fevzullah Bey ben de Elazığlıyım. Şu anki Mardin valimiz. Ben dedi siz orada emniyetliyken mahiyet memuru olarak staj yapıyordum dedi Elazığ'da. Ve bugün de burada başsağlığına gelmiş. Onu da sevgiyle saygılanıyorum. Bakın nereden nereye. Güzellik özellik. Onun için hep diyorum ki iyilik yapın deniz atın. Evet. Birileri bilir. Antalya'dan da bir mesajınız var. Onu da paylaşıp programı kapatmak istiyorum. Selamlar Feyzullah Müdürüm'le bir Antalya'da Elazığlı olarak gurur duyuyoruz demiş. Efendim bizler de teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz efendim. Biz de teşekkür ediyoruz. Sizin vasıtanızla göremediğim, gidemediğim, konuşamadığım, buluşamadığım bütün Elazlılara selam sevgilerimi sunuyorum. Her şey gönüllerince olsun diyorum. Keşke görebilseydim ama sizin sayenizde gördüm sayıyorum. Onun için de çok teşekkürler Kanal 23'e. Gidişimin de 23. yılıymış. O da güzel bir şeye denk geldi. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz bütün efendim. Bütün ekibinize, bütün çalışanlara. Başta da Arif'e tarif gerekmez diyoruz. Zaten Arif Çakma'da ve de siz de Urfa'da kalmışsınız. Ben Urfa'da evet, görev yapmışsınız. Kaldım. Çocuklarımın adı bile Barış'tan Baran ve Begüm diye koyduk. Onun için herkese sizin vasıtanızla tüm illere, tüm çalışmacılara ama bu arada Sivaslılar da diyor ki bizi anmadınız. Tüm Sivaslılara ve Gürünlere de selamlar, sevgiler diyoruz. Eyvallah. Bizden de selamlar, saygılar olsun Sivas'a ve elbette. Meslektaşlarımı unutmayın. Bütün emniyet teşkilatı mensuplarımıza selam, sevgiler. Bugün bir de anayım basın müdürü Özcan Bey. Onunla karşılaştık. Eski tanıdık. Dedim ki ya Özcan hala burada mısın? Onu da Guinness rekorları kitabında aday gösterdim. 34 yıldan beri basın müdürüymüş. Evet. Aynen öyle. Çok da başarılı kendisi efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Dediğimiz gibi yazılarınız, kaleminiz
Keskin olsun efendim. Daim olsun. Çok teşekkür ederiz. Bunda hatıra olarak alabilir miyim? Tabii ki. 23. yılda Kanal 23'ün tabii ki. Her dedi. Zaman da bekliyoruz çok efendim. Çok teşekkürler. Selam, sevgiler. Her şey yanınızda. Sağ olun. Efendim sizlere de teşekkür ediyoruz. Bugün paragrafı Elazığ'ın efsane emniyet müdürlerinden Sayın Feyzullah Arslan'la gerçekleştirdik. Tüm ekip arkadaşlarım adına da hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.